Hamza, orada mısın hala? Evet, buradayım. Evet. Hala. Bir gün de beni bekletecekler bir yerde, ya da bakalım ayrılsın gerçekten dönecek mi? Gamzeciğim, sorun varsa hemen alayım. Evet. Tabii sorum da var, söylemek istediğim birkaç parça bir şey de var. Tabii buyurun. Öncelikle Serhat Kılıç ve Derya Şensoy'a bir şey sormak istiyorum. Evet. İkisi de dönem dizisinde oynadılar. Biri 80'ler, biri 90'lar. Acaba yerlerinden memnunlar mıydı, yoksa yer değiştirmek isterler miydi? Ben Derya memnunum. Ergun Plak yerine 90'larda bir rakçı olmak ister miydi mesela? Serhat Bey. Hayır, istemezdim. Şu anda burada olup 80'lerdeki o vefayı, komşuluğu, vicdanı, bu. Sağduyu... Bu işte bu. Hatta çok hoşuma gidiyor. Kim yazıyor işi? 80'leri kim yazıyor? Konseptin sahibi Birol Güven elbette. Evet. Doğaçlama var mı içinde? Var, tabii ki var. Murat Aras ve şu an Solcu Nevzat'ı oynayan Eray Yasin Işık çok genç yaşına rağmen... Kasetçiyi sen kendin mi istedin oynamayı? Evet. Neden? Yani çünkü 80'ler deyince kasetçi gelir yani akla. Kasetçi yani, önemli de. Çünkü yani. Ben ne yıllarımı diyorsun? 120'lik kasetlere sevdiğim şarkıları doldurarak geçirdim. Ya. O yüzden. Geçen haftalarda Saat Papak'la Özgöz Kılıç'ı karışık kasetle geldi. Evet, evet. Yani bir kere daha insan sevgisini anlatmak için gerçekten o gün de söylemiştik ama aşkını anlatmak için yani böyle mesaj falan bir şey yoktu yani. Karışık evet. Kasetle doldurup yemedin. Her şarkı bir şey anlatırdı. Toplamında biz, bir şey çıkardı yani. Biz mektuba yazardık. Teneffüsü beklerdik. Okuyacak da bize geri dönecek diye. Öyle telefondan cevap yoktu yani. Telefonla beklersin. Sevgi ararsın, neydi? Babası emekti çıkar, kapatırsın. Yani. Biraz evet. Hakikaten emekti yani. 80'lerin gerçekten çok emeği vardı cebimizde. Şeyi vardı yani. Hocam birazdan ben istiyorum ki aslında şu bölümün sonunda yani şu sohbetin sonuna doğru... Şarkıları mı? Şu iki şarkıyı hani o sürpriz olan iki şarkıyı mı? Hareketleri mi alalım abi yoksa sen diyorsun. Hareketli mi istersiniz yoksa şöyle damardan mı tak? Sana hiç şey yapmadı yani. Ama evet. Sana diyor hareketli bir saniye değil mi? Oraya yani sen sus ben. Adam onlar hareketli isteriz demelerini gördün mü? Hareketli mi istersin? Hareketli, hareketli. Biz çok yorgunuz. Sen hareketli yapma. Bizim filmin gişesi şu anda çok hareketli. Öyle mi? Süper güzel gidiyor. Bütün sinemalarda... kapalı gişe oynuyormuş şu anda. İlki de ama birinci de ikinci de iyi iş yaptı o da. Evet. Seyircimize çok teşekkür evet, ediyoruz efendim. Tüm arkadaşlarım ve yönetmenimiz adına gerçekten çok mutlu olduk. Hakikaten. Son herhalde Beyaz Şov'a başladım. Kaçıncı bölüm arkadaşlar bu hafta? Beşinci bölüm. Beş haftada dört komedi filmi falan geldi. Üç dört komedi filmi geldi. Yani hep söylüyoruz. Bir araya denk gelmesi bence mükemmel hareket oldu hepsinin. Piyasayı canlandıracak. Tek başına çıkmış olsaydı... Ha, çok önemli bir şey. Evet, çok büyük sıkıntı şey. Vardı yani. Arka peki, arkaya, iyi planlar. Gamze, son bir şey daha söylemek istiyorsan alayım yoksa kapatacağız telefonu. Tek bir şey söylemek istiyorum. 3 sene önce aradığımda abim askerdeydi. Şimdi de erkek kardeşim askerde. Buradan ona çok selam söylüyorum. Umut Zeki, 40'lar 50'li Lüleburgaz'da asker. Evet, nerede asker? 40'lar 50'li Lüleburgaz. 40'lar 50'li Lüleburgaz'da asker. Evet, peki. Evet. Çok selamlar bütün herkese. Tamam mı? Kendinize çok dikkat edin. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Sağ ol, çok teşekkürler. Sağ ol, ellerine sağlık. Al mikrofonu eline. Al İnşallah mikrofonu... bizden sonrakiler askerlik yapmak zorunda kalmazlar. Bundan sonra gidecekler. Bak bakalım burada kim var? Çek arkadaşımızı. Orada çok acayip bir adam var. Bu hafta gazetelere de, dergilere de çıktı, internette de çıktı. Bir tanıyalım mı seni? Evet. İsmim Ata, soy ismim Taş. Reklamcıyım. Evet. İşte farklı bir proje düşündük. Yurt dışında hani aktif olan bir projeydi bu. İşte firmaların reklamlarını uzayda yayınlıyoruz. Böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Bakın arkadaşlar çok acayip bir şey. Birazdan görüntüleri göstereceğim. Bir berberin reklamını yapmış. Berber koltuğunun resmini. Onun üreticisi. Efendim? Üreticisi yani berber üreticisi, koltuğu. Üreticisi, berber evet. Koltuğunun üreticisinin reklamını uzaya göndermiş. Gerçekten de uzaydan görüntüleri var. Bir görüntüleri izleyelim sonra seninle biraz konuşacağız.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.